Selam. Hepinize günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Kahvaltı hazırlığındayım. Şöyle biberler patlattım. Ben kahvaltıda çok seviyorum canlar. Şöyle yavaş yavaş hazırladım. Patates kızartmamız da var. Daha ne olsun, Allah'ım olmayanlara da versin. Sabah kahvaltısında Ayaz falan çok seviyor patates kızartmasını. Ali de sever. Şimdi hep beraber kahvaltı yapacağız. Onun için böyle hazırladım. Peynirim, domates, salatalık. Şu da annemin acı peyniri. Pekmez koydum. Belki yerler çocuklar diye. Nail çok sever kahvaltıda. Ben pek yemem de. Patates kızartmamı çok seviyorsunuz. Şöyle yine güzelce kızarmış. Çıkartacağım biraz sonra. Soyuyorum. Tuzunu atıyorum. Sonra bol yağın içine atıyorum. Böyle güzel oluyor canlar. Güzel de kızarmış yine. Şu şekilde. Şu tabağıma çıkartacağım. Dünkü tatlımdan da o kadar kaldı. Akşam Hümeyragil vardı. Oturduk, sohbet ettik. Saat 12'ye geliyordu. Zaten geç geldiler. Onlar gittiler. Sonra yattık canlar. Şunun altına bir tane kağıt sereyim de şöyle. Böyle kağıt. Nail ve Ali bahçe sürmeye gidecekler. Ben de azıcık öyle evlerimi toparlayacağım. Yemek yaparım derken bir daha hamşımız akşam olmuş. Hepsini buna çıkartayım. Benimkiler sadece peynir, zeytinli hani kahvaltı yapmayı sevmiyorlar. İlla bir şeyler olacak. Melemen, patates kızartması. Ne bileyim, değişiklik istiyorlar. Hele Ayaz. Ali yine peynirle falan yapar da. Bayağı da yapmışım bu arada. Ocağımı falan güzelce bir sileyim. Dün pek elleyemedim. Fizyoterapiden gelmiştim ya. Ağrılarım vardı, o yüzden bıraktım. Mutfağımı da görmeyin. Çok aşırı dağınık değil ama yine de var canlar. Neyse, iş yapılır. Şöyle kahvaltımız hazır. Şimdi bunu Ali götürecek. Ben de çaydanlığı götürdüm. Nail de ekmek almaya gitti. Herkesin bir görevi var. Şimdi masayı akşam açtık. Silinip kapatılacak. Islak mendilimi aldım geldim. Bu temizlik mendilleri oluyor ya, ondan. Sofram da hazır bekliyor. Hemşire diyor bezleri falan fazla sıkma. Vallahi dedim, bu siliplerinden silip atıyorum dedim. En güzelini yapıyorum diyor bana. Dün. O yüzden bacanızın temizliği böyle. Çok iz de bırakmıyor bu. Allah, ne demiş böyle siyah siyah küçük küçük. Allah Allah. Nayda ekmeği gülacımı almaya gitti, bilemedim. Bugün bu arada gazlar gelebilir. Onları burada besleyeceğim. Gazlar ilgi isteyen bir hayvan diye yazmışsanız ilgileneceğim elimden geldiğince, çocuklarım gibi. Yemini falan aldık dün. Bakalım artık. Ha, dün Ali bir şey yapıştırdı. Bunlar onlar. Çıkmıyor da. Şu da ondan olabilir mi? Farklı bir şey mi ki bu? Yok, bu farklı herhalde. Hiç sevmem. Böyle masamda lekeler olsun, çizik mizik olsun. Hiç sevmiyorum. Ama kullanıldıkça ister istemez oluyor. Evet canlar, annem geldi. Annem şöyle bana ıspanak getirmiş. Sevde halam vermişmiş. Soğan getirmiş. Şimdi gidelim dedi, bir bakalım şeye dedi. Çamaşırlarımı da topladım, katlanacak.
Şöyle annem de orada oturuyordu. Ispanağı ayıtladık beraber. Gel gidelim de soğana bir bakalım diyor annem, merak etmiş. De rüzgar esiyor. Annem oraya oturacaktı. Yok annem dedim, burası çok ciğer. Oturmayalım. Şimdi soğana bakacağız annemle de. Herhalde gazlara bakmaya gitti. Anne! Neredesin? Annem şöyle. Gideceksin mi? Salmamışlar. He. Salarım. Nayla sorum da salayım. Hoş geldin anacığım. İyi misin? Annem beli ağrıyormuş canlar. Benim ağrıyor işte Ferman'ım. Evet canlar, şöyle geldik. Soğanımızı görüyorsunuz. O taraf annemin soğanı, bu taraf da benim. Benim kıska çok iyi değildi ya. Yeni yeni çıkıyor. Tavuklar yumurtladı herhalde. Gıdakladılar. İyi yine de soğanımız. Bir sulansa daha güzel olur diyor annem. Bir sulayalım. Sarımsağımızın da şu baş daha güzel. Şöyle görüyorsunuz sarımsağı da. Toprak biraz sıkıyormuş. Gübre atsam ya da şey yapsam olur mu ki diye öyle kendi kendimize konuşuyoruz. Takipçilerimizden kül yazan olmuştu. Kül de yumuşatıyor diyerekten. Annem de domuzbaşı getirir mi ki diyor. Domuzbaşı ne oluyor anne? Başım tutmuyor. Şeydir. Ülker çalıyor ya onun gibi. Ülker çalma diyor kulağımız annem. Kulağımız yolda yolduk ya onun gibi. Ha işte başı tutmuyor. Baş tutmaz. Evet. Ha. Bak hani ortadaki bir iki tanesi nasıl, şu mesela şu ne nasıl şey olmuş anne, şu kenardakiler bak hani. Şunlar mı? Yok bak bak. Saplar nasıl şunlar. kalın onların ha. Bağısı çok iyi olmuş sarımsağın. Aynen bakalım artık. İnşallah. Emeğimizin karşılığını alırız. Sulansa Nail de şey yapıyor da. Azıcık yumuşasa da otlarını çektik bir iki. Şuraya attık. Çiv çiv ama sert çıkmıyor canlar. Tek taş gibi olmuş. Abi tavuklar yumurtasına bakmıyor. Annem de buraya oturdu. Ben o git demir oturuyorum. Tavuklar. Annem Kur'an kursundan gelmiş. Kur'an Kur'an okumuş. okuyorum daha. Öyle mi? Yarın başlayacak. Uyum pazar kızım. Ben de oradan geldin zannediyorum. Tavuklar kurtlamayacak dışarıda suyu gibi. İnekleri kurtlamaz gibi. He. Buralar böyle canlar. Buraya da kabak ekelim diyoruz. Burası boş. Bal kabağı ekelim de yürek kışın. Aynen. Tavukların yumurtasına bakmaya gerek mi? Ekelim. Anne. Ayas orada bir şey mi çıkmış? Nerede? Şöyle yanına doğru gidelim. Git Var git mı? git git git. Hayır, sol tarafına. Ha, yere bak, yere bak. Ayağın yanına bak, ayağın yanına. Orada bir. Onlar. Ne onlar? Aman hele bak gördüm. Kötü mantarmış. Pek görürüm mantarı. Eşek mantarı bunlar. Dün bir tane takipçim yazmış, nasıl yiyorsunuz o mantar diye. Hiç o has mantar yani, zehirlemez ki. Belli zaten. Böyle kar gibi mantar. Annemlerin orada da kulak mantarı olurdu. Hani yüzünü nereden aldın? Yüzü yenmez dedi şunu. Ha iyi yakışmış. Şu da harayın yüzü. İkisi de şey. Hadi tavuklar yumurta. Yanı şey evirdim. İlker yaptım. Tavuklar çekirdeğimizi getirsek burada çıtlatırdık. Sobanın üstünde. Burada mı oturacağız, gidelim. Yansız onda tavuklara dökürseydin girdi. Aman attım akşam, sinirlendim. Tavuklar yumurtasına bakmıyor. Nail ben sobayı kapatırım. O da geri açmış sobayı yanmış içinde. Ben de bisküvili pasta yapıyordum. Dedim bunu kim yaptı hiç demiyor ben açtım diye. Kalan götürdüm döktüm. Suçlu sensin biliyorsun. Nedenmiş? Ben demedim. Ama ne bileyim ben onun sobayı açacağını. İçeri ama sıcacık. Yemek demir belli dermanım. Görüyorsun taşı oradan ağır. Bak. Anne bu senin kıskandı ondan. He. Annemin kıskası daha güzeldi. Benimki biraz daha şeydi. Seninki oraya olduğundan iyi çıkmamış. Evet orası benimki. Bir de kenarlarına şey yaptın dikledim. Orası çıkmış. Kenarlarda da dolu hani hiç çıkmamış. Daha. Yağmur yağmadığından herhalde anne sert. He. Yağmur da yağdı da. Niye yağdı lan. Bak şuralar çıkmış şunlar bak. Evet. Kenarlarda ben diktiydim. Anne. Efendim oğlum? Hadi tavukların yumurtasına bakmayın. Evet canım şöyle köy tavuğum vardı. Taşlarını falan koymuştum şöyle içine. Bunu temizlemiştim ben. Şimdi bunu şöyle koyacağım ama nasıl şey yapacağız? Anneme de pilavını yaptıracağım. Anneme de bir süt içtik. Ekmek suladım.
Şimdi namazımı kılacağım ama ondan öncesinde bunu koyayım, pişe dursun, anca pişer. Bunu Nail satın almıştı. Nail kesti, temizledim. Şimdi pişireceğiz canım. Evet canlar, salata yapıyorum. Nail de geldi, Alim de geldi. Bahçeyi sürmüşler. Bugün 3 tane bahçe sürmüşler. Yakınlarımızın, hani biri de Fatma komşumuz zaten. Yağmur başladı. Baksana camı göstereyim. Yağmur atıştırıyor. Kazı yatırmıştım ya. Gittim kazın altındaki yumurtaları topladım geldim. Şimdi annem pilav yapacak. Ben de salatayı yapayım dedim ama daha tavuğumuz pişmemiş. Organik kuru tavuğu ama biraz. Ben kokudan yüzümü kapattım. Bilmiyor. Biraz marul yıkadım. Bir de yanına kuşan doğruydum. Hep böyle. Anne de dayanamıyor. Hadi ki dayanım. Hadi. Burası öylesi miymiş? Yok ya annem kara. Ben orada var ya. Evet canlar annem pilavını yapıyor. Ama daha bu pişmemiş şey yaptım. Suyunu aldım. Görüyorsunuz sapsarı suyu çıktı. Tavuğun suyu. Ben salata yapacağım ama gideyim bir annene bulgur getireyim köyümüzün bulgurundan. Anamın ellerinde. Bu sen de sen. Annem namazı konuşuyor. Derman'ım hiç konuşmuyor şeyim yok. Niye öyle verdin o? Derman illa pilavı sen pişir dedi. Pişirecek bağım seyirciler. Hayır, bahçeye sürdün geldin mi aşağı? Bahçede sürdük ya. Biz de ben dodaşımı pişirdim. Otlanla yoldum. Bu İspanya'dan gelmiş bu. Anam ben takip sen getirdim. Yeşili de vardı, araba da var. Ne? İspanya'm da vardı, İspanya'm, İspanya'm. Kim? 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 Anne ben seni sen çok seviyorum ama sen niye konuşmak istemiyorsun? Yeter. Konuşuyorum kızım da ne konuşayım diye. Bir de mesela yorumlar falan annen okuyamıyor ya. Bilemiyorum. Yorumlarımızı falan okusa daha çok insan şeyse geliyor. Ama biliyorum beni sevdiklerini. Ben de onları seviyorum da. Gidelim anne. Yani çok bülbül gibi ötem onu. Niye ötem onu bilemiyorum. Ben de aynı bir aşk aşık aşık getirdim ben. Getirme. Ben senin gibiyim anne. İşte insan bir moda oluyor. Bir de olmuyor. Hayat terapi gelmesin mi? Yok canım, üşüyecek mi? Derman salmadı. Yemeğimiz var. Dün en cansın orada yedik. Bir yön Derman burada yok. Bizim yemek kaldı. Ama ben pilavı kendim yapsam beni o kadar sevmiyor. Hasan yine gidecek bizim yer adı bizim yemek. Annemin elinin şeydi, pilav lezzeti çok güzel. O yüzden hem yerim dedim hem de canım istiyordu Allah var benim bu pilavı. Yok, ver mi sana mı bulgurum? Sen isteyin ben kararım mı anne? Ama azıcık yeriz. Değil mi kararını? Ama ne yapalım? Suyu da çok. Şimdi tuzunla bak da pilavın suyunun tuzunu. Yakın tuzunda var ya. De anne ona göre suyunu hep dökelim. Ben sana karıştırırım da bak. Bir bak bakalım ona da böyle dökelim. Şuradan şurada çok kimçi. Yardımcı mı bak? Bak ona göre dökelim. Normalde biraz da su dökelim. Çok sap duruyor. Şey tuz yok. Peki. İyi mi? Anam iyi. Bitti iyi de canım. Annem kuru fasulyesi olsun, pilav olsun, mantısı, hepsi. Ya sakın en yaşlı kavurdun eve koydu, güzel olmuş, mutfağın olmasın. Rahmetli hak verin dedi. Bir tane kavurduk, bu adamı hep mi? Melemen yapardı Edem, sucuk ucanardı. Allah'ım o soğan melemeni. Soğan kadar mı? Ya ben yapamam o valla, Edem iyi yapardı. Nasıl acı ucanlar, çok güzel yapardı canlar. Uçan cennet olsun. Şeyse, bir de patlıcan yine çok güzel olur. İnce atla yapsa ne denk ki bir dakika olmuşuz. Atacağım yine. O hiç onu şey yapmış. Bunlar hiç onu şey yapmış. Sonra birbirine katmış. Kaynaktır konuş ama güzel olmuş. Tatlı olmuş. İki yapım da yapardı. Anne benim de iki yapım çok iyiymiş onu. Yağlı ya o biraz. İşte patlıcan da yağı duruyor canına. Patlıcan da aldım. Aklımdan şey yapacağım. Yağlı da duruyor. Fırına attım üç tane. Ağaç gibi bir şey silerdim. Atılırdım. Fırında değil de mayada şey de yükseliyor onu. Lobi attınız. Lobi ya. İşte zorba da değil. Zorba da değil. Mangal var. Mangal ateşi dökülüyor. Anne o sonunda yıkanmış değil mi? Her yıkanmış. Yıkanmış yedik. Ne kadar durduğunda da şey tutuyorsun şöyle. Şöyle canlar göremiyorsunuz ama annem şu an o bulguru birazcık attı. Evet. Güzelce kavuruyor. Onu da kavuracak. Bunu da kavuracak. Ben de şurada salata yaparım. Atacağız olur. Yeşil soğan doğrayın birazcık.
Ben atamam dedi, ters dedi, şey yedim, yanlara. Değil mi? Yakal, yakal. Evet. Ameliyatı yıkanmışsın mı? Yıkanmışlar mı? Tamam. Doğru değil mi? Evet, tamam. İyice, bazen çok dağılım oluyor, niye ki ya? İsmi de yıkadım iyice, sonra koşturduk. Ayıkladım şimdi. Hemen şu sırtının buradaki o kemik sertleşti, biliyor musun? Sertte ekliyorum ya. Hemen değil. Değil Allah, anladın. Hiç istemem ama. Allah'a ama benim şeyden izliyorum Instagram'dan falan hep böyle boyun fıtığı sırta falan vuruyormuş, kollara vuruyormuş. Evet. İşte belki de vurmaya başladı. Yani bize koluna vurmaya başladı. Sağ kolum üstüne geliyor. Ekmekler oldu tabii. Ekmekler bizi zorladı ya. Onun omuzdan bir kaybıydı. Ağlayacaktım diye belki. İnanın annemin ekmeğinde oldu, benim ekmeğimde oldu. Ben kendi ekmeğimde hiç şey yememişim. Açamın yok 5-6 tane aklamına boyutuyorsa sadece 5 bir tahtayla bile dünya ekmek olur diyor. Aynen iyi kalan kesiyor. Aha. Bizim de doğru kızarmışlar. Kız! Aldım. Ana bitti daymışsın. Hem bu karına. Bozulurdu Nayir annem takipçilerimize yazmış. Neden yazdık da şey de bozar. Bir de kahıyor mu ya? Kahıyor Nayir yatıyordu ama iyice az yatmadı. Kızlarmış. Aynen. Yatmıyor da bile bilmiyorum. Getirmedim bak oraya pencerenin önüne koyuyordum. Vallahi salataydı az yaptım dedim. Maydanozda, mağazada hepsi uğradım. Hiç de oldu burada. Ben hani sıfır verirse atalım annem yoksa o yanında. Yok. Bak o gazda yok mu? Ata mı? Evet. Şu o var. O mu ki? Evet o. Bu da benim ilacım. Ben de yada kadar anne yitirdik zaten, tam ayırmıştım. Kalktık, kalktık ya anne. Gözüküyorum diye kalktık. Yok, var da ayırdı, kızlarımın yitir. Ben de yerim var, ben halama koydum ya. Halama koydum anne. Halama da koydum da, onu da şey yapabiliriz. Halama da şey yapabiliriz. Ölmez, şunu suyun kenarında yok kızım, bak. Ben bilmiyorum. Sıra atasam bak. Ha, yok yok. Koramadım. Çok oldu işte. Evet. Bu da getirir mi birazcık da? İyi gitti, iyi gitti. Dur bari bak. Bir kişi kalkıda sana. Evet. Bunu pilav tek tatlı olur mu yedirseniz? Yağ çok güzel şey. Ürün yağısı. Böyle benim de bak annem falan yanında olduğunda nasıl çenem düşüyor. Nasıl keyfe geliyorum derler. Bugün anamla kalbimiz birimiz. Sabah dedim ki ben de annene gideceğim ben ayet edeyim. Valla dedi hiç yürüyerek gitmedi. Aslan dersen götürün ben alıp oturalım. Gel aslan bana diyelim tamam. Baban gelmeyince kalktık çağırtılara gittik. Bu yönde. Bırak. Annem olmayınca gerçekten hiç köyü sevmiyorum. Vallahi bir eksik isteyeceğim bile dokusallaşıyorum. Ama annemin orada olduğunu bilmek bana yetiyor canına. Gidip görmesen de. Yavrularımız ben. Öyle yani. O yüzden Annesi onun yanına tabi duruyor. Bir göz gezdiriyor. Bir el maçta. Bir göz gezdiriyor. Bura. Annem de gelmeden bir şey bırak dedi. Hepimizin gönlünü yapıyor anacığım. O da bir çay içecek gelir. Kalbi güzel anam derim. Annem de öyle. Herkes bana herkese baktı. Hadi oturalım sen. Yorulma. Gitsin. Hadi. Kalbim ayağımda. Kızım telifli durmaz. Sen kendine bak. Şimdi beni tatlama yapayım. Tokalı koyayım. Canına görüşürüz ondan sonra. Tatayı yaptım ama üzüldüm canına. Niye derseniz kumrunun yuvası rüzgardan uçmuş. Acayip rüzgar esiyor. Alim düzeltmiş ama rüzgar çok esiyordu biraz önce. Bir şey daha düştü ama ne düştü bilmiyorum. Bakar mısınız yumurtasına? Oraya düşmüş. Ali düzeltmiş ama yok. Onlar da oradalar. Çok rüzgar esiyor. Ağaçlardan da belli şöyle. Neyse olsun bakalım. Yapacak bir şey yok ama çok üzüldüm. Yumurtası gitmiş. Kendileri de orada bekliyorlar. Kıyamam ya. Özür diliyoruz sizden. Yapacak bir şey yok. İyi yapmamışsınız. İyi oturtmamışsınız. Tüh.
çiçeklerim canlar. Ablam soğan çiçeğin şey oldu mu diyor. Bunu sürekli suluyorum buradakini. Aa, bu yeşeriyor herhalde. Bakar mısın, çatlamaya başlıyor. Bunları da çıkarttım ama sanki soğuktan etkilenmiş gibiler. İçelim içelim. Kalmaz hani, daha saat 4:30. Nail 6'da giriyorlar ahıra. Bir inek salmayacak mı aslan? İyi, tavuklarım da içeride zaten. Şöyle salatamız, pilavımız, tavuğumuz hazır canlar. Tavuğumuz valla pişmek bilmedi. Bilmiyorum. Afiyet olsun. Evet canım, mutfağım topluyorum. Annemleri gönderdim. Çayımızı da içtik. Şöyle makineye devirdim. Bunları da elimde yıkayayım. Mutfağımı toparlıyorum. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Birazcık işleneyim bakalım. Sonra kapanışı yapacağım. Canlar, pilavı ayırdım. Pilavı yiyeceğim yine. Mutfağımı şöyle güzelce toparladım. İdeye de kemikleri ayırdım şunun içine. Bunun içine de tavuklara, salata falan kaldı ya. Mutfağımı toparladım. Böyle olunca çok mutlu oluyorum. Düdüklüyü falan güzelce telledim. Mutfağım toplu. İdenin içerisinde orada dursun, giderken artık götürürüz. Çöpü de aldık. Ayazım çöpe atacak. Ben de şöyle tavukların içerisine atayım. Efendim oğlum. Tamam. Ay bakar mısınız, yine şey olmuş ya. Bu kumruların yuvasına çok üzüldüm valla. Yine de bunda da bir hayır vardır ama. Yine uçmaya şey olmuş. Bakar mısınız? Yam olmuş. Nazar oldu hayvanların şeysine. Bu da atsana, onu da çöp al. Onu da eline al Ayazcığım. Tüh. Hayvanlar. Bakın. Yumurta da orada. Düzeltim diyeceğim ama ben oraya yetişemiyorum da zaten. Neyse, hadi bir daha düzelsin bakalım. Ayaz, ayakkabılarını ta oraya çıkarma annem. Birazcık buraya çıkar. Artık ekim zamanı falan başladı. Aktarılıyorum, ilaçlanıyorum. Bir şeyler yapıyorlar motorla. Ali sağımı yaptı mı Ayaz? Sağım işi bitti mi? Bir saat geçti diyor. Bir gidelim bakalım. Şunları verelim tavuklarımıza. Ali kapısını falan kapatmış artık tavukları. Şöyle. Gelin size mamak getirdim ben. Nasıl yiyorlar? Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Marullar, patatesler. Hepsini veriyorum. Ama Hunay'a. Görüyor musunuz? Allah'ım yarabbim. Çok da esiyor canlar. Böyle. Kaç tane tavuk var bilmiyorum. Tilki götürse yani haberimiz olmayacak. Bir saysan. 30 tane falan var herhalde. Bir kapatayım, bir sayayım bakalım. Evet canlar, şöyle Ayaz'ın odasından da kapanış yapmak istedim. Bugün inanılmaz huzurlu bir gündü. Annemle güzel bir vakit geçirdik. Sizler de yansıtmışızdır umarım. Yavan yaşık. Atıştırdık bir şeyler. Karınlarını doyurdular. Çaylarını içtiler. Onları gönderdim. İnsanın iç huzuru olur ya. İçim rahat. İşlerimi bitirdim. Çöpümü varasıya kadar attık, görüyorsunuz Ayaz'la beraber. Alim ve Nail de gitmişler. Bugün 3 tane bahçe sürmüşler. Tanıdıkların. Ellerinin haçlarını almışlar, gelmişler canlar. Allah'ım güç kuvvet versin cümlemize de, size de inşallah. Bize de versin Rabbim güç kuvvet. Ben de eski sağlığımı azıcık da olsa kavuşayım. Şu bahçemi falan azıcık ekeyim sizlerle beraber. Birbirimize dua edelim. Ayaz'ım
Şunları asmış. Bunları Atilla abisi almıştı giderken ona. Şimdi geliyormuş. Atilla abisine sürpriz yapmış. Böyle reklam yapıyormuş gibi de olmayayım da. Bu arada beni seven çokmuş canlar. Hani konuştukça öğreniyorum. Ben Instagram'dan Bahar diye takipçim yurt dışındaymış arada ama benim hani dönme fırsatım da olmadı. Çok da meşgul oluyorum. Gelenim gidenim, ondan sonra işim gücüm. Oradan herkese açamıyorum. Önemli bir şey olduğunda bana yazabilirsiniz ama konuşma fırsatı pek bulamıyorum. Çünkü açıp da konuşmaya kalksak yani ne sabah yeter ne akşam diyen hesabı saatlerce konuşuruz takipçilerimizle. Önemli bir şey olursa mesaj yazabilirsiniz bana. Ben dönerim. Öyle yani. Ben de sizi seviyorum. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hepinizin Allah razı olsun canlar. İyi ki varsınız. İyi ki burada bana destek oluyorsunuz. Sizler olmasanız biz burada zaten olamayız. Sevenlerimizin sayesinde buradayız. Bugünlük de benden bu kadar olsun canlarım. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.